Tolga hocam, kanser tarama programlarında, servis kanserin tarama programlarında diyersek, bunda HPV DNA testi ve Pap smear testi var. Bunların arasında tercih nasıl yapıyoruz? Kime HPV DNA, kime smear? Şimdi smear testi çok eskiden beri, 1940'lı yılların sonundan itibaren tüm dünyada kullanılan ve gerçekten de rahim ağzı kanserinden ölümleri neredeyse %50 azaltmış olan bir test. Dolayısıyla günümüzde de hala değerini koruyor. Ancak demin de dediğim gibi %50 oranında azalttı. Demek ki bir kısmını da atlayabiliyor. Dolayısıyla bizim daha sensitif, yani daha özgün bir teste ihtiyacımız vardı. HPV virüsüyle rahim ağzı kanseri arasındaki çok güçlü ilişki ortaya çıktıktan sonra biz acaba HPV'nin kendisine baksak daha çok hastayı ileri incelemeyle daha erken tanıyabilir miyiz diye sorular sorduk yaklaşık 20 yıl önce ve bunun cevaplarını artık bulduk. Gerçekten de HPV DNA testini biz primer taramada kullanabiliyoruz ama bunun da bir takım sınırlamaları var. Nedir o? HPV çok yaygın bir virüs. Çok yaygın bir virüs olduğu için çok fazla pozitif bulunuyor ve bu kadar fazla pozitif hastayı değerlendirmek oldukça zor ve birçok insan bunun için örneğin gereksiz endişelere kapılabiliyor. Burada HPV DNA'nın tipleri var mesela. Bazen DNA testi istendiğinde raporlar geliyor. HPV DNA düşük riskli ya da yüksek riskli grup için taramalar yapıyor çeşitli laboratuvarlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi öncelikle buna geçmeden önce şunu demek istiyorum. HPV DNA testini bir yaş aralığında yapmak lazım. Çünkü özellikle ilk cinsel hayata başladığımız zaman HPV virüs sıklığı çok fazla. Dolayısıyla en az 30 yaşından itibaren biz HPV DNA testini primer taramada kullanmayı tercih ediyoruz. Zaten düşük risklere bakmıyoruz. Bakmamamız lazım. Çünkü düşük riskler bizim için herhangi bir risk teşkil etmiyor. Adı üzerinde düşük risk. Yani non-onkojenik tipler bunlar. Dolayısıyla bizim aslında HPV DNA testini isterken gerçekten sonuçlarını değerlendirebileceğimiz testi istememiz gerekiyor. Laboratuvarda bu konuda uyarmamız gerekiyor. Yani laboratuvar bize düşük risklileri de rapor ederse bunu yorumlamak zor olur. Dolayısıyla dünyaca kabul edilmiş yaklaşık 13 tane HPV DNA tipine bakan testleri kullanmamız lazım. Daha fazla tip belirten testlerden özellikle kaçınmamız gerekiyor. Çünkü bu gereksiz endişe, gereksiz kafa karışıklığına yol açar. Peki ne sıklıkla yapmak lazım? Mesela DNA testini ne sıklıkla yapmak lazım? Smear'ı ne sıklıkla yapmak lazım? Şimdi eğer primer HPV'de primer taramadan bahsediyorsun. Yani herhangi bir kanser öncesi hastalık öyküsü olmayan hastadan bahsediyor isek o zaman taramaya 21 yaşında başlamak lazım. 21 yaşında cinsel aktif bir kadın 3 yılda bir sadece smear'la taranır. Neden HPV'yi tercih etmediğimizi söylemiştim. Tekrarlayayım. Bu grupta HPV DNA sıklığı çok fazla. Dolayısıyla eğer bunlarda da biz HPV'yi rutin kullanırsak aslında kendi kendine iyileşecek bir sürü HPV'yi gereksiz yere saklamış oluruz. İnsanların boş boş strese sokmuş oluruz ve boşu boşuna da bir sürü tedavi yöntemi kullanılmasına sebep olmuş oluruz. Dolayısıyla 21-30 yaş arasında 3 yılda bir smear, 30 yaşından sonra 5 yılda bir ya tek başına HPV DNA testi, yani smearsiz HPV DNA testi ya da hem HPV DNA hem de smear'i 5 yılda bir kullanmamız yeter. Eskisi gibi o zaman her yıl smear almaya gerek yok anladım. Aslında hiçbir zaman resmi olarak her yıl smear diye bir şey yoktu ama her yıl smear testi hala tüm dünyada sıklıkla kadın doğum uzmanlarının bizlerin başvurduğu bir yöntem. Neden buna başvuruyoruz? Çünkü demin de dediğim gibi smear gerçekten normal olmasına rağmen birkaç yıl içerisinde kanser olan bazı hastalarımız oluyor ve biz biliyoruz ki smear bütün hastalıkları yakalayamıyor. Mantığımız şu, hastamızı düşünüyoruz. Yani her yıl çağıralım ki bir şeyler atlamayalım ama çalışmalar şunu göstermiş, 3 yılda bir çağırmanızla her yıl çağırmanız arasında çok ciddi bir fark yok. Dolayısıyla 3 yılda bir smear yeterli. Peki beni de ilgilendiren bir popülasyondan bahsedersek, gebelerde. Gebelerde servis kanserini taramak gerekli midir? Tarayacaksak nasıl taramamız lazım? Bir değişiklik var mı gebelerde? Yok, gebelik bunun için özel bir durum teşkil etmiyor. Dediğim gibi her kadın belli yaş aralıklarına göre belli sıklıklarla taranmalıdır. Eğer gebe bize başvurduğunda
yakın zamanda, yani yakın zaman dediğim son 3 yıl içerisinde bir sinir yoksa sinir almak için gebeliğin bitimini beklemememiz gerekir. Gebeyken de almamız gerekir. Yaşı ne gerektiriyorsa, eğer yaşı sinir gerektiriyorsa sinir, HPV deneyini gerektiriyorsa HPV deneyini tarayabiliriz. Sinir, gebelik sırasında sinir almanın bir zararı yok anladığım kadarıyla, değil mi? Hiçbir zararı yok. Bundan dolayı olabilecek ufak kanamalarda problem yaratmayacaktır. Hiçbir problem yaratmaz. Endişe etmeye gerek yok. Hiç gerek yok. Dediğiniz gibi gebelik ektropiyon dediğimiz serviks'te, yani rahim ağzında bir hassasiyet yaratabilir ve sinir alırken ufak kanamalar olabilir. Bundan gebeyi uyarırsak önceden hiçbir sıkıntı yaşamayız. Peki menopoz dönemindeki hastaları konuşacak olursak, bu dönemde taramaya nasıl devam etmeliyiz ya da artık bırakmalı mıyız menopoz döneminde? Menopozun da tek başına rahim ağzı kanserinin arttırıcı bir etkisi yok. Sadece tabii yaşın beraberinde getirmiş olduğu risk artışı var. Hastanın menopozda olup olmaması rahim ağzı kanser tarama sıklığını değiştirmez. Ama kanser taraması testlerinden bir tanesinde anomali saptandığında, hasta menopozdaysa bunun altında bir hastalık çıkma olasılığı daha fazla olabilir. O yüzden daha dikkatli olmalıyız. Peki ne zaman keselim kanser taramasını? Artık bırakabileceğimiz bir yaş var mıdır? Var tabii. Şimdi tarama testinin mantığı şu. Tarama testi rahim ağzı kanserini olmadan yıllar önce yakalamakla alakalı. Eğer bir kadın 65 yaşına kadar hayatında hiç anormal simiri olmamışsa, yani aldırdığı bütün simirler hep temiz çıkmış ise 65 yaşına kadar, bundan sonra simir aldırmasına ya da HPV DNA testi yaptırmasına gerek yoktur. Peki taramamızın amacı ne? Tarasak bize ne katıyor bu taramayı yapmamız? Servikal kanserin çok özgün bir özelliği var. Servikal kanser erken taramadan da ziyade henüz kanser olmadan yakalanabilecek bir kanserdir. Dolayısıyla çok küçük bir operasyonla, çok zahmetsiz bir operasyonla tedavi edilebilecek bir hastalık, eğer bu aşamada yakalanmazsa gerçekten ölümcül olabiliyor. Dünyada her gün onlarca kadın maalesef servikal kanserden dolayı kaybediliyor. Dolayısıyla taramayla biz şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yüz binlerce kadının hayatını kurtarabiliriz.